Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte halka ışık nedir, nasıl kullanılır ve nasıl monte edilir, hangi alanlarda kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir sökme takma işlemi de yapacağız. Hemen başlayalım. Halka ışığımız gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar halka şeklinde adından da anlaşılabileceği gibi bir ışık. Arkasında şu şekilde devreler var. Tripoda bağlı gördüğünüz gibi. Bu tripod 50 santim 1 metre ve 2 metre boyutlarında alınabiliyor. Ben yüz çekimlerinde web kamerası çekimlerinde kullanacağım için 50 santimlik kısa boyutunu aldım. Monitörün arkasını koyacağım ve oradan karanlık ortamlarda yüzümü aydınlatacağım arkadaşlar. Hemen tekrar size doğru çevirelim. Burada sabitleme bölümleri var. Bakın bunu biraz gevşettiğinizde bu şekilde yapabiliyorsunuz ışığı. Tam dik durmak zorunda değil her zaman. Yani bunu da gevşettiğinizde istediğiniz gibi ışığı yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Aşağı kaldırabiliyorsunuz. Şöyle sağa veya sola çevirebiliyorsunuz. Yine ben en alçakta sabittiğim bunu. Bu ayaklar da yine istenilen şekilde kapanıp açılabiliyor arkadaşlar. istediğiniz gibi şuradan alttan biraz bastırıp kapatabiliyorsunuz. Ben şu an kapatmıyorum. Şuradan gördüğünüz gibi bir kablosu çıkıyor. Ayrıca içinden şöyle bir aparat çıkıyor. Bu kamera tutucu arkadaşlar. Kameranızı şu bu şekilde buraya sabitleyebilirsiniz. Telefonunuzu veya başka bir cihazınızı. Bu şekilde oynar başlıklı bir şey. Buradan sıktığınızda bu, e, bu gevşeklik sabitleniyor. Şurada bakın Tripod yuvası gibi bir vida var. Burada da hemen şöyle tekrar size göstereyim. Şurada tam elimin şu hizasında onu yerleştirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde durarak kameranızı taktığınızda kendi görüntünüzü, görüntünüzü alabiliyorsunuz. Bu şekilde eğilebiliyor. İstediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Kısa bir ayak diyebiliriz. Gelelim cihazın kontrollerine. Şimdi kumandasına bakacak olursak arkadaşlar şu en alttaki tuşun bir üstündeki ışığı bu şekilde açar kapar. En alttaki tuş ışığın rengini değiştirir. Bilmem kameradan fark edebiliyor musunuz ama ışığın rengi gördüğünüz gibi beyaz, beyazla sarı arası bir renk ve sarı şeklinde 3 modda değişebiliyor. İstersek ışığın şiddetini arttırabiliyoruz. Şu an en parlakta. İstersek de ışığın şiddetini bu şekilde neredeyse tamamen tamamen kapatabiliyoruz. Çok kısık bir şekilde getirebiliyoruz. Tekrardan en üstteki tuşa bastığımızda da bu şekilde ışığın şiddetini arttırabiliyoruz. Özellikle makyaj videosu çekenler için oldukça ideal bir ışık arkadaşlar. Yüzün tamamını aydınlattığı için doğru makyajı sizlere gösterir. Doğru renkleri gösterebilir yüzünüzde. Yine web kamerasıyla yayın yapanlar için yüzünüzü aydınlatmaya yarar. Eğer uzun boylu tripodlarını alırsanız hani iki tane almak koşuyla sağ çaprazdan ve sol çaprazdan da sizi oldukça aydınlatabilir. Ama şimdi ışığımızı kapatalım ve cihazın nasıl monte edildiğine bakalım. Tümden gelim yapacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde çevirerek önce halkayı sökmeye başlayalım. Tabii kablosunu da biraz kısa tuttuk. Burada kabloyu biraz elimize alalım ki tripoda çok da dolaşmasın. Kablo biraz dolaştı. Onu söktük. Şimdi bu ışığımızı kenara alalım. Işığın altında gördüğünüz gibi tripod yuvası bulunmakta. Işığı şuraya oturtuyoruz arkadaşlar. Bu bölüm, bu bölüm de şu şekilde oynayabiliyor. Bakın hemen şöyle göstereyim size. Bu videoyu gevşettim. Şu şekilde oynayabiliyor. İstediğiniz açıyı verebilirsiniz. Yani asıl bu tripoda bağlı olan bölüm asıl tripoda bağlı olan bölüm şu bölüm arkadaşlar buradan bir vidayla bağlanıyor yine tripod yuvası gibi. Yani bu bölümü kesip kendi tripodunuza bile bağlayabilirsiniz. Öyle bir kolaylığı var. Toplamda 3-4 parçadan oluşuyor zaten. Buranın da yine dönmesini engellemek için şu vidayı buraya takıyorsunuz ve burası artık dönmüyor. Alttaki kelebekte diyelim boyunu ayarladınız arkadaşlar. Böyle toplamda 50 cm olduğunu söylemiştim. Şu şekilde çektirebiliyorsunuz biraz daha yukarıya. Burayı sabitlemeye yarıyor. Ve aniden bir düşüş gerçekleşmiyor. Bu şekilde güzel bir ışık arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Kurulumu basit. Birkaç kişi kurulumunu nasıl yapacağını sormuştu. Onlar için de bir rehber videosu gibi oldu. Ben Neon 120 liraya aldım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer böyle bir işe ihtiyacınız varsa. Gayet kullanışlı ayarlarına kısma, ışığı kısma, ışığı açma ayarları oldukça kullanışlı. Yine istediğimiz yere eğdirme özelliği çok kullanışlı. Beyaz ışık çok parlak geldi. İşte sarıya çevireyim. Sarı ışık da çok beni renksiz gösterdi dediğinizde de yine sarı ile beyaz arasında bir ışık moduna çevirerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Oldukça çeşitli modları ve hareket imkanı sunan bir halka ışık. Bizim Telegram hesaplarımızı sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi grubumuza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.